Burası kentsel dönüşüm alanının içerisindeki kentsel dönüşüm kapsamı içinde değerlendirerek kentsel dönüşümün en son halkası olarak belediyemiz tarafından imalatı yapılacak olan spor tesisimiz. Ve bu spor tesisinin yapılacağını, bu bölgenin kentsel dönüşümle değişeceğini, burada vatandaşların nitelikli konutlarda yaşayacağını, parkının, yeşil alanının, çevre düzenlemesinin olacağını 2015 yılından bu tarafa ilk 2015'te anlatarak, ondan sonrasında da fiili olarak bir fiil burada uygulamaları teker teker hayata geçirerek bugün geldiğimiz noktada da belediye olarak yapacağımız, kamu tarafından yapacağımız en son halkayı da inşallah Allah nasip ederse hayata geçirip temelini atıp arkasından da bitirip tamamlayıp hizmete sunduğumuzda bu bölgenin kentsel dönüşüm manasında A'dan Z'ye ilk gün verdiğimiz sözün hepsini de tutmuş olarak vatandaşımızın karşısında olacağız. Evet, tesisimizde ne var? Yaklaşık 1200 metrekare, 1185 metrekare oturumlu bodrum zemin birinci kattan oluşan bir tesis. 345 metrekare büyüklüğünde 2 adet havuz olacak. Bir bay için, bir bayanlar için. Hem erkek hem de kadınlara hizmet verecek ayrı ayrı 2 tane havuzu ve aynı şekilde 350 metrekarelik bir tane erkekler için, bir tane de kadınlar için hizmet verecek olan aletli aletsiz spor yapılabileceği bir alanın yapımına başlamış oluyoruz. Allah nasip ederse inşallah kazasız belasız tamamladıktan sonra bu tesis bu bölge için hakikaten beklentileri karşılayacak, bölgenin çevresini değiştirecek bir alan olacak. Her gittiğimiz yerde Koca Sinan'ımızın yapmış olduğu, gerek Koca Sinan Akademi, gerek spor tesislerimiz, gerek çocuk kulübümüz, gerek gençlik kulübümüz ve diğer etkinliklerimizle vatandaşlarımız artık bizim yapmış olduğumuz çalışmaları yine bizden talep eder vaziyetteler. Bu da bizim açımızdan keyif verici, gurur verici, mutluluk verici bir şey. Niye ki? Yapılan işlerin beğenilmiş olması, vatandaş nezdinde karşılık görüyor olması bizim için keyif veriyor. 2015 yılından başladığımız günden bugüne kadar, gelinceye kadar emin olun burada tabir caizse iğneyle kuzu kazıdık. Ben kentsel dönüşümü tarif ederken hep şöyle diyorum. Hanım kardeşlerimiz iğne oyası yapıyorlar ya, böyle teker teker sayıyla bu işi yapıyorlar ya, biz de bu işi iğne oyası gibi teker teker işliyoruz. Vatandaş anlaşmaları, mülkiyet çözümlemeleri, mülkiyetler çözülüp vatandaş anlaşmaları bittikten sonra bu işin finansmanının ayarlanması veyahut da müteahhitlerin yapım sürecinin başlanması, ekonomik gerekçelerle bazen sürecin aksaması, uzaması, velhasıl ciddi manada emek isteyen, yoğunluk isteyen bir süreç. İnşallah daha yaşanabilir bir Kayseri'de, daha yaşanabilir bir Koca Sinan'da, her bir mahallemizde yapmış olduğumuz çalışmalarla vatandaşın yüzünü güldürecek, vatandaşa hizmet edecek icraatlarla sizlerin karşısında olacağız. Tabii ki bunları yaparken biz yerelde Koca Sinan Melik Gazi aramızda bir yolun ayırdığı, Melik Gazi yolun diğer tarafı, Koca Sinan bu tarafı gibi bir ayrım gözetmeksizin bütün şehirde yaşayan insanların hizmet aldığı ana merkezde Talas'la birlikte 3 belediyenin ama genelinde Kayseri'de 16 ilçe belediyesinin ve bunlarla birlikte hepsini bağrına basan bir büyükşehir belediyesinin çatısı altında hizmetleri yürütüyoruz. Kendi içimizdeki dayanışma, kendi içimizdeki koordinasyon, kendi içimizdeki uyumlu çalışma vatandaşa yansıyor, işe yansıyor, projeye yansıyor. Bu noktada bizlerle önümüzde önderlik eden, büyüklük eden Menduh Başkan'a teşekkür ediyorum. Onunla birlikte Palancıoğlu kardeşime ve bütün belediye başkanlarımıza bu uyum için teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere, Yunus Emre, Yavuzlar özelinde bu bölgeye ve bütün bir Koca Sinan'a daha iyi hizmetler edecek, daha güzel projelerle karşınızda olmak dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Aslında Ahmet Başkanım, Allah razı olsun, çok güzel özetledi. Elhamdülillah diyerek aynı duyguları, aynı düşünceleri, aynı görüşleri paylaşmak ne kadar güzel bir lütuf ya Rabbi diye ben şükrederek sözlerime başlamak istiyorum. Başkanımızın vurguladığı gibi belediyelerimiz hem yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyor, hem gönüllerde yer ediyor. İnsanlar
hizmetleri görürse yenisini ister, beklenti içine girer. Ahmet Başkanım'a kentsel dönüşüm devam edecek mi diye sorarlarken, değerli başkanım, sizin yaptığınız bu gayretli çalışmaları gördükleri için soruyorlar ve beklenti içine giriyorlar. Biz buna elhamdülillah diyerek cevap vermek durumundayız. Siz hemşehrilerimize, canlarımıza layık olma yönünde irade göstereceğiz. Elbette altyapısıyla, kanalıyla, suyuyla, yağmur suyu hizmetleriyle, doğalgazıyla, telekomuyla, elektriğiyle, bütün bunların yanında da işte burada gördüğümüz bu güzel binaları yapan değerli başkanımız ve ekibiyle. Belediye elbette kendisi yapar ama yapanlara da fırsat verir, hizmet eder. Dolayısıyla el birliğiyle daha da çok sayıda böylece kentsel dönüşüme imza atar. Değerli başkanımı ve kıymetli ekibimi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız tamamına ersin diyorum. Elbette Kayseri gelişiyor, güzelleşiyor ve hizmette birbiriyle yarışıyor. Bu manada kazanan Kayseri'mizin güzel insanları oluyor. Kayseri elhamdülillah Türkiye'de kendisinden hep olumlu manada söz ettiren ve belediyecilikte de her zaman takdir edilen bir şehir olarak anılmakta. Hayırlı uğurlu olsun diyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Şu an gençlere yönelik Koca Sinan Belediye'mizin biraz sonra temeli atılacak olan bu tesisi hayırlı, uğurlu ve bereketliyle ya Rabbi. Her türlü kazadan, felaketten uzak tut ya Rabbi. El-Fatiha. Me's-salavat. Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun diyoruz.